Cumhuriyet TV ekranından herkese merhabalar. Covid-19 vaka sayısı günden güne artmakta. Ayrıca bu vaka sayılarında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da internetten satılan test kitleri. İnternetten alınan test kitlerinin sonuçlarını aslında biz vaka sayılarında göremiyoruz. Çünkü onların pozitif mi negatif mi çıktığı sayılara yansımıyor. Dolayısıyla da hem uzmanlar, hem doktorlar, hem de yurttaşlar internetten alınan yüzlerce, son zamanlarda binlerce alınan test kitinin sonuçları var mı? Eğer pozitif vakalar çıkıyorsa bu vakalar aramızda dolaşıyorlar mı diye merak ediyorlar. Biz de bu konuyu Türk Tabipler Birliği'nden Doktor Esin Davutoğlu ile konuşmak istedik. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza Esin Hanım. Hoş bulduk, merhaba. Çok teşekkür ederiz yayın talebimizi kabul ettiğiniz için. Esin Hanım, vaka sayısı gitgide artıyor ve dediğim gibi internetten alınan test kitlerinin pozitiflik oranını bilmiyoruz biz. Şu an sizin bir tahmininiz var mı? Bu vaka sayılarındaki artış daha çok nereye kadar gider ve aslında gösterilenin ne kadar üzerinde bir pozitif sayısı var? Öncelikle gösterebilmek için test yapmak gerekir. Test yapmaktan vazgeçti Türkiye. Nisan gibi vazgeçtiğini, salgının bitişini ilan ederek etti zaten, maskeler kaldırıldığında ve haftalık vermeye başladı vakaları. Dünya verilerine girdiğinizde de Türkiye'nin günlük vakalarını göremiyorsunuz zaten. Hızlı test kitlerinin internetten alınıyor olması, sisteme düşmüyor olması sorunun aslında küçük bir bölümü. İnsanlar ceplerinden para ödeyerek bunu almayı göze alıyorlar çünkü yakınlarını ya da sevdiklerini enfekte etmek istemiyorlar. Aslında kendi çabalarıyla yaptıkları bir iş ama tabii ki bu test kitleri arasında çok kalite farklılıkları var. Koordine edilmeyen ve halk sağlığı tarafından onaylanmamış test kitlerinin yalancı bir güven duygusu veriyor olması ihtimali var. Ama bu küçük bir bölüm. Esas bizim testlemediğimiz bölüm ve esas testlenmeyen bölüm şu anda salgını yayarak dolaşan bölüm. Ve aşılanmamış olan çocuklar ve gençler. Şimdi İngiltere'nin yaptığı çalışma, toplumsal çalışma ki onlar da son bir ayda bu içinde bulunduğumuz dalga yüzünden 28 Haziran haftası 600 bin vakadan 2 milyon 300 bin vakaya haftalık vakaları çıktı. Ve son bir ayda 28 günde de yaklaşık olarak 197 bin COVID pozitif kişi öldü. Yani hem ölümcül olabilen, ki çok aşılı bir toplum biliyorsunuz, ama önlemler kaldırıldığında da çok bulaşan bir etkenden bahsediyoruz. Çünkü ortalıkta basınç varken, yani hem aşı basıncı hem geçirilmiş hastalık basıncı varken bir varyant gelişebiliyorsa, biz buna türev de diyebiliriz daha basitçe, ve bu varyant ortalıkta bir dalga yaratabiliyorsa bunun anlamı çevreye uyumunu çok geliştirdiği, çok bulaşıcı olduğu ve bağışıklıktan kaçacağıdır. Bunu artık ben ilkokul çocuğunun bile anlayacak durumda olduğunu, yani iyi niyetli olarak denklemi çözmeye ve anlamaya niyetlenen herkes için son derece matematiksel bir hale gelmiş bir denklemden söz ediyoruz. Dolayısıyla test kitlerindeki en önemli sorun negatifliğin gerçek negatiflik olmaması. Yani siz negatif sanıp kendinizi ortalıkta dolaşabilirsiniz ama pozitifken çok işe yarıyor gerçekten. Ben bu test kitlerinin uçak kapılarında, toplu taşıma öncesinde, okul açıldıktan sonra okullarda ücretsiz yapılması gerektiğini ve pozitif çıkanların sisteme düşürülüp izolasyonlarının, izinlerinin üstelik de maddi destekle desteklenmesi gerektiğini söylüyorum. Salgın yönetmek çok katmanlı, çok tabakalı, bilimi masaya koyup bilimin bulduklarını politik iradeyle toplum yararına kullanmak demektir. Çok teşekkür ederim Esin Hanım. Peki siz şimdi maskelerin çıkmasından da bahsettiniz ve gitgide kurallar da esnetiliyor aslında. Ve önümüzde bir okul süreci olacak. Eylül'den itibaren birçok öğrenci, milyonlarca öğrenci hem yer değiştirecek hem de aynı yerde sınıfta derse girecekler. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Özellikle Eylül ve sonrasında maskelerin hala takılmaması gerektiğini düşünüyor musunuz? Maskelerin hiç çıkarılmaması gerektiğini ama uygun kullanılması gerektiğini hep vurguladım ben. Salgının birinci baharından itibaren vurguladım. Açık havada mesafenin korunabildiği yerlerde ki o mesafenin koordine edilmesi de salgın yönetimindeydi aslında. Hem sosyal etkinlikleri sürdürerek hem insanlara nefes aldırarak
maskesiz açık hava etkinlikleri teşvik edilebilir. Okul çalışmalarının bir bölümü yaza sarkıtılarak, yaza uzatılarak maskesiz bir şekilde çocukların eğitime katılması sağlanabilir. Ama hayat normale dönecek diye bir tutturmayla salgın başlamadan önce ne yapıyorsak virüsü unutarak salgını yapmaya dönünce işler böyle Arap saçı oldu. Dolayısıyla biz aslında dalgaların ortasına, dalgalar gelmiyor. Biz dalgaların ortasına atılıyoruz sürekli politik olarak salgınla baş edemeyenler tarafından. Şimdi maskeler toplu taşımada, kapalı kalabalık ortamlarda kalmalıydı. Çünkü yapılan çalışmalar bu varyantın çevreye uyumunu artırmış olan bu BA5'in kızamık bulaşıcılığına yakın bir bulaşıcılıkta. Yani tümü duyarlı bir grubun içine bir tane enfekte kişi girse çok fazla kişiyi, 20 kişiyi enfekte edebilir, 18 kişiyi enfekte edebilir. Dolayısıyla böyle bir virüsle maskesiz baş edebilme şansınız yok. Çünkü aşıların etkisi de artık giderek her varyantta azalıyor. Çünkü virüs siz ne yaparsanız ona cevap olarak yeni bir çeşitliliğe geçiyor. Tekrar edeyim bunu. Ben bunu ilkokul çocuğuna anlatsam 5 gün falan ana başlıklarıyla ve bir ilkokul çocuğuna bu salgında nelerin yapılmaması gerektiğini söylesem, ilkokul çocuğunun zekasını hafife aldığım için değil ama soyut zeka bakımından henüz o evreye geçmemiş bir örneklem olduğu için söylüyorum, bir örnek olduğu için söylüyorum. Emin olun ki size bugün yapılanların yapılmaması gerektiğini söyleyecektir. Çok teşekkür ederim Esin Hanım. Son olarak benim de merak ettiğim bir soru var aslında. Şu an Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerin tamamen güvenilir olduğunu düşünüyor musunuz? Eğer değilse gerçek vakalar bu sayıların kaç katı sizce? Aslında şöyle söyleyeyim, verisizliğe geçti tamamen. Yani tamamen salgının hiçlik evresindeyiz, hiç yok. Unutun salgını. Kendi ayaklarınızla gidiyorsanız bin bir zahmet testleri yaptırın. Ben şöyle söyleyeyim, bizdeki test pozitiflik oranları hasta olanların başvurduğu merkezlerdeki test pozitif oranları her üç kişiden bir kişinin enfekte olduğunu söylüyor şu anda. Ve söylediğim gibi her enfekte bir kişi girdiği popülasyonda popülasyon duyarlılığına göre çok fazla kişiyi enfekte edebiliyor. Bu 20 kişiye kadar çıkabiliyor aşısız bir popülasyonsa. Aşısız popülasyon çocuklar mesela. Çocuklar arasında son hızla yayılıyor. Peki tekrar tekrar enfekte ediyor mu? Evet, bir kişi bu varyantla geçen ay enfekte olmuşsa tekrar enfekte olabiliyor. Koruyuculuk da, hastalık koruyuculuğu da yetmiyor. Ama zaman zaman dalgalar ara veriyor, salgın ara vermese de. Çünkü toplumsal geri çekilme diyoruz biz buna. Biz alarm ettikçe, etraflarında hastalar arttıkça biraz dikkat etmeye başlıyorlar. Hastalar kendilerini biraz izole etmeye başlıyor. Kısa süreli de olsa bir bağışıklık bırakıyor. Onun için hafif yatışmış gibi bazı fasılalar görüyoruz. Ama bu dalga aralarının çok sıklaşması ve nüfusun çok büyük bölümünün enfekte olacak olması yeni ve bambaşka bir varyantın geleceği konusunda hiç kehanete yer bırakmıyor. %100'e getiriyoruz bu olasılığı ve önümüzdeki sonbaharı hiç parlak göremiyoruz. Çok teşekkürler Esin Hanım verdiğiniz tüm yanıtlar için. Yayını size de uygunsa burada sonlandırıyorum. Eğer son Tabii, olarak eklemek tabii. istediğiniz bir konu yoksa tabii ki de. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz verdiğiniz tüm bilgiler için. Bugün Cumhuriyet TV ekranında Doktor Esin Davutoğlu ile birlikteydik. Sizler de biliyorsunuz ki Sağlık Bakanlığı bir süredir günlük verileri açıklamıyor. Haftalık bazda ilerlemekte ancak bu verilerin sağlıklı olmadığı ve güvenilir olmadığı da birçok iddianın arasında. Bu iddiaların olmasının en büyük sebebi de internetten alınan test kitlerinin sonuçlarını bilmememiz ve toplum içerisinde kaç pozitif vakanın daha arttığını bilmememiz aynı zamanda. Bizler de Cumhuriyet TV ekibi olarak gelişmeleri anbeyan takip ediyor ve size aktarıyor olacağız. Cumhuriyet TV sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayınız lütfen. Hoşçakalın.